nasıl yarattı? Size hangi nimetleri verdi? Bu nimetlerin karşılığında bana yapmanız gereken şükür ve kulluk borcunu nasıl ifa etmeniz gerekiyor? Bunun için de önce beni tanımanın yolu kendinizi tanımakla geçiyor. O da men arafa nefsehu fekad arafa Rabbahu. Yani önce kendi nefsini tanı ki Rabbini tanıyasın. Ki Allah-u Teala nefse de yemin ediyor. وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. Nefse ve onu şekillendirene, o nefs tesbih edene yemin olsun. فَنَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nefsini arındıran, kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Ama nefsini kötü şeylerin peşinde götüren kaybetmiştir. Tabii ki biz aklımız yerinde ise, Allah'ın verdiği iradeyi de doğru kullanıyorsak güzel, hayırlı şeyler yaparız. Ama Allah'ın bizlerden istediği iyi ve güzel şeyleri yapabilmek için önce bu Allah'ın ne verdiği şeyleri tanımak gerekiyor. Allah Peygamber'in ifadesiyle nefsimizle bizi bir an bile inşallah baş başa bırakmasın. Kıymetli kardeşim, öğrenci genç, 20.000. Şimdi bu 16.000 öğrenci var. Ben şimdi soruyorum. Bakın, genç kardeşlerimiz şöyle yavaş yavaş gelmeye başladılar. Bugün gençler bir konuşmamız var. Namazdan sonra o gençlerle. Bu benim 8. gençlik konuşmam olacak. Biraz da gençlik merkezi müdürümüz, milli eğitim müdürümüz, bazı kurum amirlerimiz inşallah gelecekler buraya. Peki niye gençlik? Diyor ki bir şehri yaparken, bir camiyi, bir okulu yaparken, şehrin iman ederken, şehrin geleceği olan çocuklarımızı ve gençlerimizi ihmal ederseniz, o ihmal ettiğiniz gençlik, sizin iman ettiğiniz şehre bir değil kanka. Değil mi? Ne kadar bağlılar. Şimdi gözümüzün nuru çocuklarımızın her istediğini karşılıyor. Özellikle bir yıldır buradayım. Bir abimiz dedi ki, hocam biz dedi tekrarlarda çalıştık. Emekli olduk. Sabahın karanlığında gittik, çocuğumuzu görmedik mi? Akşam geldik kızın kapısında, yattık, çocuğum yatmış. Haftada bir gün sonra gördüm, ev görmedim. Hocam baktım ki çocuğum beni hiç tanımıyor ya. Yani çocukla ilgilenmek ona sadece elbise atmak, karnını doyurmak değil ki. Geleceğimiz olan gençlerimizi camilerimize çekebilmek için önce onları bir anlamamız lazım. Biz şu anda onu yapıyoruz. Bakınız bu hafta dün akşam Saltıkova'daydı. Yüzün üzerinde gençler buluşuldu. Bugün buradayız. Efendim Gemeşler'e gittik. Kara Evli Giriş'e gittik. Kara Pınar'a gittik. Yol geçene gittik. 150-200'ün üzerinde genç. Hocalarımız Allah razı olsun. Bu genç kardeşlerimizi toparlıyorlar. Okul, lise, üniversite, çalışan gençler. Peki ne yapıyoruz bu gençlerimiz? Bugün aynısı. Önce dini, milli değerlerini, dini değerlerini, manevi değerlerini bir tanımasını istiyoruz. Şimdi bakın, elimizde telefon. Evlerimize dikkat edin. En iyi telefon gençler değil mi? Peki gençlik bu telefonu ne amaçla kullanıyor? Değil mi? Sosyal paylaşım sitelerinde oyun oynamakla. Peki bu gence bunu yararlı kullanmanın da olduğunu göstermek için birilerinin destek olması gerekmiyor mu? Genç dinamiktir. Peygamberimizin soruyorum güzel cevap. 20'li yaşlardaki gençlere, 15 yaşındaki gençlere değer vermesinin altında bir şey yatıyor değil mi?
Peygamberimiz her hafta bir şeylere gidiyor, değil mi? Şimdi ne oluyor? Gençlerimizi camilere çekip, hatta camilerimizdeki yönetimlerde dahi gençlere yer vermek lazım. Niye? Bak bir sürü felsefede vardı genç esnaflarımız, değil mi? Vardı belki, bilmem. Ama bizler önce şehirleri yapmadan önce, camileri yapmadan, okulları yapmadan önce gönülleri